Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Elif'in düşleriyle kaldığımız yerden manavcılığa devam ediyoruz. Çok güzel bir oyundu. İlk bölümünü çekmiştik. Bugün de bu videomuzda da ikinci bölümünü çekeceğiz. Bakalım hangi meyveleri açabileceğiz, kaçıncı seviyeye kadar ulaşabileceğiz. Birazdan göreceğiz ve fazla uzatmadan olaya giriş yapalım. Ve en son narı açmıştık. Şu andan itibaren narda satış yapacağız hızlı bir şekilde. Artık çok zorlaştı. Çünkü seviyemiz bayağı yüksek. Nar, armut, çilek. Bu gittik sıra zorlaşacak arkadaşlar. Kabak, çilek, armut. Gelin abi, gelin abi. Ucuz ucuz mallar burada. Ne vereyim abime? Armut vereyim abime. Ne vereyim ablama? Nar vereyim ablama. Kabak. Al, çilek ye. Al, nar ye. Ne vereyim abime? Abi çok güzel ya. Çilek vereyim. Taze taze, yeni geldi ya. Kabak. Yiyin bakalım kabakları. Evet arkadaşlar, 7. seviyeye geçtik. Gayet güzel gidiyoruz. 206 paramız var. Bakalım yeni zebzemiz neymiş, görelim. Dinleyelim. Biber. Biber. Yeşil, kırmızı, sarı, uzun, kısa, tombik, Hı. çekirdekli, çekirdeksiz. Birçok türü olan biber acı veya tatlıdır. Acı. Acı severim. Kahvaltıda, salatalarda, turşuda ve yemeklerde tüketiriz. A Evet. vitamini deposu A olan biber vitamini. ayrıca C vitamini de içerir. Evet. Düzenli tüketildiğinde Düzenli öksürüğe, tutalım. üşütmeye Öksürük, iyi gelir. üşütme, Ağrıları azaltır. ağrılar azaltır. Unutkanlığı önlemek için faydalıdır. Unutkanlık için de faydalıymış. Ve diğer bayağı hepsi faydalı yani. Oyuna diyelim ve diğer şeyimizi de açalım bakalım. Biberlerimiz eklendi. Gelin abicim, biber var, patlıcan var, domates var, şeftali var, ıspanak var, domates var. Ne istiyorsanız ondan abicim. Bizde zorlama yok. Ispanak, al sana ıspanak. Ne vereyim abime? Al sana bir muz. Al sana bir domates. Ispanak. Oğlum ya, tek tek gelin ya. Oo, biber. Var mı biber isteyen? Var mı domates isteyen? Valla iyi satış yapıyoruz ha. Gerçekte böyle bir satış yapsak parayı kırarız yani. Al bakayım domatesini, al git. Al muzunu. Aynen, 8. seviyeye geçtik. Bakalım yeni meyvemiz ne çıkacak. Şansımıza bakıyoruz şimdi. Üzüm, Üzüm, o çok kırmızı, severim. yeşil, siyah, Dur mor, bakayım. sarı gibi renk renk üzüm çeşitleri vardır. Çekirdekli veya çekirdeksiz olurlar. Üzüm tatlı, sulu ve çok lezzetli bir meyvedir. Aynen Bolca öyledir. C ve K vitaminleri içeren üzüm kurutularak da yenir. O kuru Üzümden üzüm iyi olur pekmez, ha. yemekler için sirke yapılır. Oldukça faydalı olan üzüm, Sirke de üzümden özellikle yapılıyor. beynimiz, gözlerimiz için çok yararlıdır. Ayrıca Dur bakayım. unutmamızı önlemeye ve Unutkanlığa hastalıklardan korunmamıza yardımcı olur. bu kadar mı? Üzüm bu aralar yetişmeye başlamıştır üzümler. Yavaş yavaş olmaya başlıyor. Sizlere de tavsiye ederim. Yeşil üzümü. Güzel oluyor. Bakalım. Ve devam ediyoruz. Çok güzel ya. Üzümler de eklendi. O 4 tane ürün. İyi. Fazla ürün koyduk mu satışını yapamıyoruz. Üzüm. Kabak. Oğlum sen kabak isteyip duruyorsun. Hayırdır ya? Nar yiyin, nar. Kabak. Nar. Armut. Tabanı verelim şu adamla, bir gitsin ya. Armut, kabak. Kabak iyi satılıyor ya. Üzüm kimse istemiyor niyeyse. Üzüm var. Üzüm vereyim ablalarıma. Aa, yanlış verdim. 9. seviyeye geçiyoruz. Bakalım yeni meyvemiz ne? Havuç. Havuç. Oh. Havuç toprak altında yetişen,
turuncu renkli, lezzetli bir sebzedir. Evet, faydasını söyle havucu bize. Faydası pişirmeden önemli. Yediğimiz gibi pişirmeden. Salata ve yemek olarak da tüketiriz. Havuç sert görünse de suyu çıkar. Havuç suyu çok tatlı ve lezzetlidir. A vitamini deposudur ve özellikle gözlerimiz için çok önemlidir. Gözlerimiz için arkadaşlar. Ayrıca vücudumuz, dişlerimiz, saç ve cildimizin sağlığı için çok faydalıdır. Hmm. Yine faydası çökmüş ya. En çok hangisinin faydası varmış? Onu da değerlendireceğiz artık. Devam edelim. Zaten 3 tane kalmış arkadaşlar. 3 bölüm sonra oyun bitiyor yani. Oyunu bitiriyoruz. Bakalım ne istiyorlar bizden. Oo, 2 tane şey istedi. Havuç nerede? Havuç. Vay canına. Artık iyice zorlaşmaya başladı. Al sana bir dakika. 3 bölüm sonra oyun bitiyor arkadaşlar. Domato. Şeftali. Bakalım ne istiyor. Yine aynı şeyi istiyorlar. Çok güzel. Gelin bakalım. Son 3 bölüm kaldı. 3 bölümü de geçtikten sonra bu oyunu tamamlayacağız arkadaşlar. Başka isteyen var mı? Ne istiyorsanız verelim. Ucuz. Arasanız bulamazsınız bu fiyatları. Bedavadan biraz pahalı. Ne bileyim neneme. Karpuz mu istiyorsun sen? Bir de şeftali. Evet, bu bölümde geçtik. Bakalım. Pırasa. Fazla sevilmez pırasa ya. Ama yararlıdır. C, E vitamini bakımından çok zengin bir sebzedir. Yemeği, böreği çok leznetlidir. Böreği, ooo. Yeşil böreği güzel olur. Beyaz kısmından daha fazla C vitamini bulunur. Hmm, yeşilde daha saçlarımız, fazla C vitamini. Kalbimiz, saç, gözlerimiz kalp, ve güçlü göz. Kemiklerimiz için çok faydalıdır. Hastalandığımızda hızla iyileşmemize yardımcı aynen. olur. Spanak iyidir arkadaşlar. Hasta insan yesin yani. Biraz tadı kötü olabilir ama faydası da çoktur. Ona göre. Manavcı geldi. Manavcı. Pırasa isteyen var mı? Pırasa vereyim. Oo. Pırasa istedi bir tabi nenemiz bizden. Sen ne istiyorsun? Çilek. Bakayım. Pırasa isteyen yok mu pırasa? Aynen. Ürünler bitmek üzere ha. Bir daha göremezsiniz bu fiyattan. Son 2 bölüm. Ondan sonra böyle göremezsiniz ha diyeyim size. Bu fiyattan gitmez yani. Havuç yiyor. Kardeşim siz havuç yiyorsunuz. Tavşan mısınız ya? 3, 2, 1. Sana da verseydim. Sana da vereyim hemen. Hemen işte o. Ona da verdim. Şöyle bakalım yeni meyvemiz patlıcan. Neymiş? Patlıcan. Patlıcan mor renkli, dinleyelim. Parlak görünümlü ve şapkaya benzeyen yeşil köke sahip bir sebzedir. Tam bir A vitamini deposudur. Patlıcan hastalıklara karşı vücudumuzu kuvvetlendirir. Kalbimiz, beynimiz, cildimize faydalıdır. Saçlarımızdan tırnağımıza kadar vücudumuz için çok önemli bir sebzedir. Aynen öyledir. Patlıcanı da açıyoruz arkadaşlar. Ve son kilidimiz için oyuna başlıyoruz. Bakalım sona kalan dona kalacak mı göreceğiz. Şansımıza ne çıkacak? Şunu verelim hemen. Son ürün, son tezgah. Bugünlük bu kadar. Son tezgahımızı açtık. Bitiyor bak kalmıyor. Son şeyler bunlar. Aldınız. Yoksa bir daha göremezsiniz. Harbiden göremezsin. Son 15 saniye. Dükkan kapanıyor. Geldiniz. 9, 8, 7, 6. Çabuk. Çabuk başka isteyen var mı? Yok. Evet arkadaşlar. 13. seviyeye geçtik. Bakalım son meyvemiz neymiş görelim. Bezelye. Kabuklu Oo, bir olur. Sebze olan bezelyenin dinleyelim taneleri arkadaşlar. Minik yeşil toplara benzer. Çok tazeyken kabuğuyla taneleri büyüdüğünde sadece taneleri yenir. Hafif tatlı tadıyla çok lezzetlidir. Aynen çok lezzetli ya. A, C, K ve E vitaminlerini bolca içerir.
Bezelye bizi hastalıklara karşı korur, gözümüzün, midemizin dostudur. Ayrıca cildimizdeki çilleri azaltmaya yardımcı olur. Aynen arkadaşlar. Bu şekilde de bu şekilde ve Elif'in düşlerini gerçekleştiriyoruz ve manavcılığımızı burada sonlandırıyoruz. Artık kendinize iyi bakın. Bu oyunumuz da bu kadar. Diğer videolarda, diğer oyunlarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.